Sevgili seçiciler bugün dün akşamdan ıı, başlayarak erken seçimle ilgili teklifin Anayasa Komisyonu'ndan geçmesinden sonra gözler tabii ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün mecliste genel kurula erken seçimle ilgili o teklif gelecek. Erken seçim teklifinin bugün yasalaşması bekleniyor. tabi doğal olarak meclisin süreçteki varlığını bugün tamamlamış olacağını tahmin edebiliriz. Gündemimizde bu konu var. Tartışılan unsuru ise alel acele seçime gidiyoruz. Uyum yasaları çıkmadı. KHK ile yapılacak. Bu bir anayasal problem ve aynı zamanda bir başka anayasal ve hukuksal tartışma. O hal ortamında seçime gidiyoruz. Tüm bunların gölgesinde Meclis Genel Kurulu'nda neler yaşanacak diye konuşmaya başlayalım. Fatih Ertürk stüdyomuzda. Merhaba Fatih, hoş geldin. Merhaba, günaydın Semra. Bugün gün boyu meclisten canlı yayınlarla, bağlantılarla zaten aktaracaksın oradaki havayı ama şimdi meclisten geliyorsun. Nasıl bir atmosfer var dün geceden bu yana? şok atlatmış mı meclis diyelim erken seçim şokunu? Valla Semra aslında şunu söylemek lazım. AKP milletvekilleri için de sürpriz oldu. Yani şimdi 550 güne yakın bir süreleri var. milletvekilleri için seçim süreleri son derece önemli. İki açıdan önemli. Bir, seçim masraf demek. İki, seçime gidene kadar kendi sürelerinde doldurdukları zaman bugün 500 bin liraya yakın bir emekli bir milletvekilinin bir maaş geliri olacaktı. Yani hayatını belli ölçüde bunlar çok önemli Semra. Yani insan malzemesinden bahsediyoruz. Sonuç olarak bu insanın bir programı vardı kendi içinde. Yani kendi genel başkanlarına karşı tepkileri desem yanlış olmaz ama bu tabi biat sonucunu değiştirmiyor. Evet. Kendi aralarında konuşuyorlar. Yani erken oldu. Şimdi tekrar seçime gitmek için yine masraf lazım. Yine 500-600 bin lira bir cebimize para koymak lazım. Bu yani iki yüzü var bunun. Bir, ülkeyi ilgilendiren, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren Türkiye'ye yukarıdan baktığın zaman alınacak kararlarla ilgili bir de parlamentoda görev yapan parlamento mensupları ile ilgili. Yani bunu okurken öyle okumak lazım. Parlamento mensupları bundan memnun değil. Ama sonuç olarak bir karar alındı ve milletvekilleri bu karara uyacak. Dün mesela e, Anayasa Komisyonu'nda da bu tartışıldı. Yani şu ölçüde tartışıldı. Erken değil baskın seçim olduğunu söyledi Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri. AKP sözcüleri de e, e, Erdoğan'ın açıklamasının bir, Bülent Turan konuştu mesela, bir kopyasını gündeme getirdi. Türkiye'nin işte ihtiyacı var, zaman kalmadı, sıkıntı aşılamıyor. İşte sistem değişti ama sisteme uyum sağlayamadık. Uyum sağlanması için seçilmenin öne alınması lazım. İki arada bir derede yolumuza devam edemiyoruz. Hatta dövizin artışını bile Sistemin değişmemesine bağlayanlar vardı orada. Yani çok gerçekçi, ayakları yere basan şeyler değil ama AKP'nin mantığı bu. Şimdi şu önemli Semra, parlamento çok sıkışmıştı. Yani bu doğru. Nasıl sıkışmıştı parlamento? Mesela bir torba yasa geliyordu 100 maddelik. Ara maddelerini eklediğin zaman 300 madde. Yani diyelim ki birinci maddenin A, B, C, D şıkları. KDV'den tut, YÖK yasasına kadar, YÖK yasasından üniversitelere kadar, üniversitelerden buğday fiyatına kadar, buğday fiyatından taşıt alımlarına kadar her şeyi içine koyuyorlardı. Yani parlamentonun yasama yapma ve var olan hükümeti denetleme yetkisi ya da görevi bitti zaten. Yok böyle bir şey yok yani. En son hatırlarsam bir önerge verdiler. Partiler için 5 dakika, kişiler için 3 dakika dedi. Parlamentonun bir etkisi kalmadı yani sonuç olarak. E, ya ne var Semra? Nasıl görüşeceksin? Allah aşkına söyler misin bana? 100 maddelik torba yasa geldi. 3 saatte geçirmek istiyorlar bunu. Bu maddesinde Türkiye'nin o kadar önemli soruları, o kadar önemli konuları var ki gübre fiyatları var, mazotla ilgili düzenlemeler var. E tohumla ilgili düzenlemeler var, ormanla ilgili düzenlemeler var, tarlada çiftçinin kullandığı su ile ilgili devlet su işlerinin düzenlemesi var, suların özelleştirilmesi var, ormanların özelleştirilmesi var ve siz bunu bir torba yasa yapıyorsunuz. 100 maddenin içinde geçiriyorsunuz, 49 madde içinde geçiriyorsunuz, 55 madde içinde geçiriyorsunuz. Yani ne anlamı var parlamentonun? Muhalefet konuşamıyor, önerge veremiyor, Verilen önerge kabul edilemiyor. AKP'nin kendileri konuşmuyor. Buna gerek görmüyor. Dolayısıyla bu erken seçim, şimdi meclisten biraz uzaklaştık tabii Fatih ama bu erken seçim aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak galiba. Parlamenter sistemi de yok edip tek adamlığa doğru götüren o 16 Nisan referandumundan sonra geri dönüş sağlanacak mı sağlanmayacak mı kilidini bu seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi Genel seçimde değil herhalde e, tespit edecek. Tabii bu arada tartışılan konulardan birisi açılışta da söyledim o hal herhalde meclisteki tartışmaları belirleyecek olan meclisteki tartışmaların gündemini belirleyecek olan Hem o halle ilgili değerlendirmeler yapılacak bugün. Hem de uyum yasalarının KHK ile çıkacak olması galiba değil, değil mi? Benim öngörüme göre böyle. Peki Semra, diyelim ki iyi parti. Diğer Diyarbakır'da miting yapacak. O hal var. Kanun gücü de karar deme gücü var o hal yetkisi verilmiş hükümete. Yapamazsın dedi. Ne yapacaksın? Ya da Ankara'da mitik yapacak Cumhuriyet Halk Partisi. Tamdan meydanda mitik örnek diyorum. Yapamazsın dediler. Ne, ne yapacaksın? Yani burada demokrasinin hiçbir aracı işlemiyor ki nasıl sen olağanüstü halde özgür bir siyasi parti bireyi olarak halka kendi sorunlarını, kendi dertlerini, kendi programını, kendi hedeflerini nasıl anlatacaksın? Yani bunu sonuna kadar kısıtlama. Bununla istediği gibi oynama yetkisi duruyor. Ve sen bununla seçime gidiyorsun. Allah aşkına bunu engelleyecek bir şey var mı bana söyle? İstanbul'da diyelim ki Meral Akşener İyi Parti'den miting yapacak. Olağanüstüyle aykırı geldi. E, valilikten izin alınıyor. Eee ile ilgili e, İçişleri Bakanlığı'na yazılıyor. İçişleri Bakanı Başbakanlığa yazılıyor. Sonuçta karar veriliyor. Ama demokrasi kuralları olağanüstü olmasaydı o toplantı ve yürüyüş gösteri yasasına göre önceden haber vermek kaydıyla herkes her istediğini yapabiliyordu bu ülkede. Yani çok sıkıntılı bir dönem Semra. Yani bu yasayla bu seçimi adil olarak yapmak mümkün değil. Devletin olanaklarını kullanacaklar, olanaklardan gelen gücü kullanacaklar, güvenlik güçlerini kullanacaklar. Zaten örnek yani meclisten ayrılıyoruz ama Ayrılmıyoruz aslında. İyi Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı ilgili tartışma. YSK Başkanı açıklamasına bak Allah aşkına ya. Buna daha sonra karar vereceğiz. Ya, Böyle bir ortamda nasıl bir Ya hukuk diye sizin... dediğin, hukuk dediğin, yasa dediğin kurallar ve kanunlar bütünü. Başarsın, bakarsın, ben söylersin kardeşim. İyi Parti yeterli mi değil mi? Bunu sokakta geçen bir avukata sorsan bunu cevabını verir sana ya. Tabi bu arada bu ortamla ilgili değerlendirmeye devam edelim. Zaten Turgut Kazan'ı da bağlayacağız. O da uyum yasalarının çıkmadan seçime gidilmiş olmasına yönelik itirazlar dile getirmiş bugün bir günün manşetinde vardı. Bir değerlendirme alacağız kendisinden. Bir bilgi geldi. Salı günü grup toplantısı var CHP'nin. Fatih. Grup toplantısından sonra parti meclisi toplanacak. Zaten YSK'nın da salı günü takvimi açıklaması bekleniyor. Pazartesi çünkü 23 Nisan bayram. Hem bayramı yaşamak hem de resmi tatil olması dolayısıyla salı günden itibaren takvimin iyice netleşeceğini biliyoruz. Tabi bu arada pazartesi e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün bunu da Erdem yazmış. Erdem Gül'e konuşmuş CHP lideri. E, MHP hafta sonunu Kızılcahamam'da e, kampta geçirecek. AKP zaten 16 insandan bu yana AKP genel başkanı ki öncesinden bu yana il, ilçe kongrelerine gidiyor Cumhurbaşkanı düşürsene. İlçe kongrelerine giden bir cumhurbaşkanı var. Artık il kongrelerine, genel kongreyi geçtik yani. Bak, AKP zaten faaliyet halindeydi. AKP ile ilgili bir şey söyleyeyim. AKP milletvekillerini saraya kahvaltıya çağırdı Sayın Erdoğan. Ne dedi biliyor musun? Milletvekillerine. Merak etmeyin hiçbiriz açıkta kalmayacaksınız dedi. Yani kendi milletvekillerine seçilememeleri durumunda güvence verdi. Hı hı. Şimdi niye biliyor musun? Milletvekillerinin bu durumdan rahatsız olduğunu farkında. O milletvekillerinden bugün seçim kararı alacak. O milletvekilinin el kaldırması için, yani muhalefet partisinin böyle bir garantisi yok milletvekillerin. Onun tek garantisi özlük haklarımı aldım mı, emekli oldum mu, olamadım mı? Ama iktidar partisi milletvekilleri için rant var. Çok büyük paralar var. Ve bir kayıp var tabii doğal olarak. Tabii. Bundan vazgeçmenin bedeli ne diye soruyor. Bunun için saraya gittiler. Dedi ki hepiniz bu başkanlık gelsin, hiçbiriniz boşta kalmayacaksınız. Sizin yerinize milletvekilleri gelse bile sizler bir şekilde benim yanımda olmaya devam edeceksiniz diye o söz verildi. Onun için AKP milletvekilleri bugün el kaldırırken gayet rahat kaldıracaklar. Evet, bu konuya döneceğiz de bir sıcak gelişme. Öztürk Yılmaz sen de meclisten geliyorsun. Zaten biliyorduk Öztürk Yılmaz'ın açıklama yapacağını, Cumhurbaşkanlığı adaylığına açıklamasını yaptı. Aday adayı, aday olarak, olarak. Tabii. Evet aday adaylığını ifade etti. Yani gönüllü olduğunu diyelim Cumhurbaşkanı adaylığını ifade etti. Şimdi tabii parti göstermezse Öztürk Yılmaz'ı 100 bin imzayı araması gerekecek herhalde değil mi teknik olarak? Şimdi, o da arar mı hani partinin? Şimdi Semra burada soru çok. Birinci soru şu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıysa Öztürk Yılmaz'ın genel başkanımız olarak aday, adayını açıklaması mümkün değil. Şimdi bundan şu sonuca gidebilir miyiz? Sayın Kılıçdaroğlu aday değil mi? Hı hı. Yani bir bu soruyu bu sormamız lazım. Tabi. Yani eğer Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilindeyse bu açıklama, demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylık konusunda yine demokratik bir platform yaratılacak. İnsanlar değerlendirecek. Genel Başkan aday değil anlamına da gelebilir bu zorlarsanız. Ama... Genel Başkan'ın bilgisi dışında böyle bir açıklama yaptı diyemeyiz tabii ki. yani bu, Şimdi çok ilginç. E, gazetelerde de bu konuda bir netlik yok aslına bakarsan. Yani herkesin kafası değişik, e, yaklaşımı değişik özür dilerim. E, örneğin Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu ile konuşmuş. Edindiğimizdenim kendisi aday olmayacak e, şeklinde diyor Deniz Zeyrek Hürriyet'in manşetinde. E, adaylıkla ilgili... E, yorum bir gün gazetesinde çok daha farklı. Kılıçdaroğlu en güçlü aday ama partinin adayı şimdi o Engin Özkoç'un Engin Altay'ın açıklamalarına falan bakacak olursak e, bu durumda Salı günü grup toplantısından sonra parti meclisi toplanacak ve CHP lideri zaten dedi ki parti meclisi karar Yetkili verecek. Yetkili organlar. Dedi. Doğru. Yetkili organlar dedi. Biz şimdi bu tartışmaya döneriz. E, tabii sıcağı sıcağına Öztürk Yılmaz'ın önemli bir açıklama. Önemli bir açıklama. E, ama adaylar Meral Akşener aday. Erdoğan aday, MHP'nin adayı da Erdoğan, onu biliyoruz. Doğu Perinçek aday olduğunu açıkladı Vatan Partisi'nden, onu biliyoruz. Ee, başka gönüllü olanlar var, onu biliyoruz. Ama şu anda o gönüllülükler arasında Öztürk Yılmaz'ı da sayabiliriz, aday olduğunu beyan etti kendisi. Tabii Öztürk Yılmaz var, Cumhuriyet Halk Partisi, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de sosyal medyadan adaylık konusunda istekli Olumlu. olduğunu dağıttı. Yılmaz Büyükerşen'in adı geçiyor. Kendisiyle ilgili bir net bir açıklama yok ama. O şimdi, e başlangıçtaydı ha, sanki o yani ama biraz şu an, söndü gibi o. Şu falan. an yine de olabilir mi diye konuşuluyor ama şu sonucu çıkarmak lazım Semra. Cumhuriyet Halk Partisi kendi parti içi demokrasisini yaşatan bir parti. Hı hı. Yani düşünebiliyor musun sen AKP'de şimdi birinin Cumhurbaşkanı adaya adayım ben Recep Tayyip Erdoğan... Erdoğan. Huu, yıkılır ya, ortalık herhalde. Ya, evet yani imkanı var mı? Sen Bu, kimsin? Haddini bil falan açıklamaları geliyor herhalde. parça olur, linç olur. Yani inanılmaz şeyler. Başına gelecekleri tahayyül edemiyorum. Şimdi CHP'de aslında demokrasi ne kadar yararlı, ne kadar zararlı bilmiyorum ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yolun açılması aklıma şunu getiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda çok istekli olmaması Hı -hı. ve bunu... Iı, Bundan dolayı bir boşluk olmaması için milletvekillerinin e, genel başkanımızdır özetle sadece Demokratik hakkını kullanıyorlar diye. Hakkını bir talepte bulunuyor yani olur ya da olmaz. Parti ama onun dışında karar. zannediyorum e, benim kanaatim ne dersin bilmiyorum ama e, şimdi zaten e, bir hayır e, bileşenlerinden söz ediliyor ve e, ilkeler ittifakından söz ediliyor. Bu ilkeler ittifakının e, ana e, eksenini de tabii bir aday oluşturacak yani o ilkeler ittifakının çatısını bir aday duracak. E, bu adayı belirlemek için de zannediyorum Pazartesi günü Temel Karamollaoğlu Daha sonra belki Meral Akşener, Demokrat Parti, o parti bu parti, bir takım e, görüşmelerden sonra mı açıklanır? Şimdi parti meclisi karar verecek dendi ama arka plan diplomasisi işletilerek belki ön planda e, değil ama arka plan diplomasisi işletilerek bir adayın açıklanabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi e, Semra işin e, Açıkçası ben bu işin içindeyim. Şimdi şöyle bir görüş var. İlk ilk e, turda partilerin profili düşük ama kendi partilerini temsil edecek adaylarla çıkması. İkinci tura e, en çok oyalan iki aday kalacağı için ki burada yalnız formül şunun üzerine kuruluyor. Yani ilk turda her durumda Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmeyecek formülü Hı -hı. üzerine konuşuluyor. Hı -hı. Ve ya bunu, seçilirse diyorsun. Bu, yani şimdi böyle bir sakıncası var. Yani hayır yani şu an görünen tablo yani o kutsal milli falan dedikleri ittifak bu oy oranına ulaşmış değil. Bunu zorlamaları lazım. Buna bir şekilde bir kanal açmaları lazım. Halkı bir şekilde yani kimse kusura bakmasın ama aldatacak yeni yollar açmaları lazım. Eğer kandırabilirlerse, ilk turda çıkabilirlerse bunlar olmaz. Ama herkesin hesabı ikinci turla ilgili. Hı hı. Yani muhalefet partilerin ayrı ayrı hesapları var. Herkes kendi profil olarak kendi partisinin öngöreceği, itiraz etmeyeceği, gücenmeyeceği, kırılmayacağı Ekmelettin İhsanoğlu şeyinde gördük. Bir aday çıkarır ve ikinci turda son ikiye kalan, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok oy alan adayın arkasına geçilir, yerleştirir ve devam edilir. Yani bu formül üzerine e, muhalefet akıl yoruyor. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istememesi de çok doğal, istemesi de çok doğal. İsterse kendisi bir genel başkan, ana muhalefetlileri, aday olması kadar doğal bir şey yok. Ama eğer kendisini Erdoğan'la ikinci tura kalamayacak ya da ikinci turda kalsa bile yeteri oyu alamayacak pozisyonda görüyorsa kendisini feda ediyor, geriye çekiyor ve daha iyi bir adayın çıkmasını önünü açıyor ki bu da çok Demokratik bir yöntem. Şimdi Fatih bir yandan da tekrar bugün meclisteki erken seçim teklifine dönelim. Adaylar üzerinden gideceğiz. Şu parantezi açmak istiyorum. Bir yandan da Turgut Kazan'a da soralım. O kadar çok belirsizlik var ki uyum yasaları çıkmadı. Ee, mesela biz CHP'nin adayını tamam CHP'nin adayı aday gösterebilme yeterli olduğu için var ama dışarıdan Meral Akşener örneğin işte dışarıdan aday kendini göstermek isteyen isimler olabilir. 100 bin imza mevzusunu açmak istiyorum. teknik olarak ciddi problemler var, eksiklikler var. Böylesi bir ortamda seçime gidiliyor olması yani bunların bilinmeden seçime gidiyor olmamızın da hukuki bir garabeti var. Turgut Kazan bugün onu değerlendirmiş. Bir kaos ortamı oluştuğunu ve anayasanın çiğnendiğine dikkat çekiyor. Bir gasp hali olduğunu düşündüğünü beyan etmiş. Turgut Kazan'a soralım şimdi eksikler neler şimdi? Tamam 65 gün 64 güne düştü. 64 gün var şurada önümüzde. Çok uzun bir zaman dilimi değil ama belirsizlikler var. Yani bir kişinin mesela ben sen Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin ama nasıl koşullarda belli değil. Hayati Yazıcı söylüyor bunları, e, açıklıyor AKP'nin genel başkan yardımcısı. Ne sıfatla? AKP'nin genel başkan yardımcısı uyum yasaları KHK çıkar diyor. Şöyle olabilir, böyle olabilir diyor. Şimdi ben anlamakta güçlük çekiyorum bu Türkiye'ye. Çünkü hukuk anlamında biraz problemli. Evet Turgut Kazan'ı hatta alalım. O arada biz e, değerlendirelim seninle Turgut Tabii. Bey hatta olana kadar. Şimdi şu var yani Semra. E, Bülent Turan çıktı dedi ki e, olağanüstü hal kararnaması değil. Kanun hükmünde kararnama ile biz uyum yasalarını çıkartırız dedi. Nasıl olur diye sorduğun zaman böyle bir yöntem şöyle geliştirilebilir. Meclis Bakanlar Kurulu'na vekalet verir. Meclisten bir karar çıkar. Uyum yasalarının çıkarılması konusunda bir yetki devri olur. Şimdi bu meclis iç tüzüğüne aykırı değil. Ancak sorun şu, senin söylediğin çok önemli. Mesela 100 bin imza tartışması var. Bununla ilgili uyum yasasında değişiklikler öngören AKP hazırlıklar yaptı. Bunlar gelecek genel kurula. 100 bin imzanın toplanması konusunu uyuşatmaya çalışıyor AKP. Çünkü daha çok aday çıkmasını istiyor. Fatih Türk şimdi buradan devam edelim. Mecliste ne yaşanacağı belli ama tarihe nasıl geçeceği de bugünlerin belli. Turgut Bey'in işaret ettiği, Sayın Kazan'ın işaret ettiği noktada önemli. Bugünkü tartışmaların içerisinde biz adaylara doğru da yaklaştık. Bu hesaplaşmayı, bu olumsuzlukları giderecek olan çünkü seçimi kazanmak asıl olan. Bu anlamda şunu merak ediyorum. Bugün bir görüntü yayınladık. AKP'nin içerisindeki huzursuzluğu, metal yorgunluğu tartışmasını da yansıtacak şekilde bir yuhalama. Erdoğan yuhalayanları, belediye başkanını yuhalayanları susturamıyor. E, o görüntüyü de tekrar ekranlarımıza alabiliriz ve e, buradan yola çıkarak e, diyor ki iki önemli Erdoğan'ın e, açıklamalarında iki önemli unsur var. Birisi diyor ki trenden indiririz diyor. E, metal yorgunluğu. Yani bizi ayak uyduramayanları. E, bir diğeri de diyor ki bir diğer unsurda diyor ki MHP'ye oy kaybettirmeyin diyor. Şimdi ittifaka doğru yaklaşmadan önce önce içerideki sorunu görelim. Evet. Dinleyelim şimdi bir yuhalama meselesini. Evet. Erdoğan belediye başkanını davet ediyor Beykoz ilçe metiminde. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi iyi güzel de şimdi her şeyi hukuk içinde halledeceğiz, değil mi? Şimdi mahkemenin aleyhte karar verdiği şeyleri bizim düzeltmemiz mümkün mü? Bir dakika. Bir dakika değerli kardeşim. Sevgili kardeşlerim. Kimden geliyor bu yazı? Yalan söylüyor. Belediyeden yazı değil. gelmez. Belki Yargıdan gelir. Yargıdan geldi yalan söylüyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kapatı yerine geçiyor. Yalan söylüyor yalan. Sen o sen barışı var. Değerli kardeşlerim bakın. Sevgili kardeşlerim. Kan, Şimdi Evet mevzu bu. Bir türlü Erdoğan ikna edemiyor. Sesler devam ediyor. Şimdi bir bu problem var. AKP'de metal yorgunluğu ve rahatsızlıklar var. Daha önce bazı milletvekillerinin de dile getirdiği partideki o, o bugün de dikkatimi çekti. Mahir Ünal da söylemiş. Lüks araçlarla gitmeyin diye. Şimdi bir Ramazan geçirilecek. Simit yiyin diye. Simit yiyin. İşte Ramazan geçirilecek. Öyle lüks çatafat görüntüleri vermeyelim. israf görüntüleri vermeyelim hassasiyeti var. Bir diğer taraftan MHP'ye oy kaybetmeyin demiş Erdoğan. İttifak ne oluyor o zaman? Bir kandırmaca. Şu an önüme düştü. Biyanet'in girdiği bir Erdoğan haberi var. Kürt seçmenin bizden uzaklaşmasına göz yummayacağız. Peki MHP'li seçmen ne diyecek o zaman size? Bu nasıl bir ittifaktır? Ben pek anlayamadım ama bu boyutuna da herhalde bir bakmak lazım. Cumhurbaşkanı adayını muhalefet belirlerken bu açıları da gözden ırak tutmamalı herhalde. Şimdi Önemli onlar dediğin Semra da Demin e, bir şey var onu söylemek istiyorum. E, Olağanüstü halde bu ülke nasıl seçime gidecek dedi. Olağanüstü halde bu ülke referandum yaptı. Ve Türkiye'deki sistem ve rejim değişikliğini oyladı. Yani Türkiye'nin yörüngesinin ve yönünün bundan sonra nasıl değişeceğini, belki Cumhuriyet'in kısmen sona ereceğini, e, çünkü bir kabuk değiştirmeden çok metamorfoz, çekirdek değişikliği bu. Yani her şey değişiyor. Şimdi bunun belki izleyiciler bizi izlerken halk çok farkında değil ama ben parlamentoda 30 ile yakındır bulanan bir insan olarak şunu söylemem lazım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve bunu ben olumlu anlamda söylemiyorum. Hı hı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir adam beğenmezse, istemezse meclisin yapacağı bütçeyi geri çevirecek ve bir önce gene kendisinin yaptığı bütçeye %10 ekleyip yoluna devam edecek. Denetleme yok, yasama yok, başkanın alacağı kararları herhangi bir hukuk çemberinden geçirme ya da bir hukuksal kurumun önüne getirme yok. Parlamento zaten yok. Sayısı 600'e çıkıyor ama bir danışma kurulu niteliğine biliniyor parlamento. Yani parlamentoya burada sen hangi yasama görev vereceksin? Bütçeyi bile Cumhurbaşkanı çıkardıktan sonra, daha doğrusu başkan çıkardıktan sonra bir parlamento neyi yapar? Bütçe yapamıyorsun. Yasa çıkaramıyorsun. Denetim yasa. görevin yok. Sayıştay devrede değil, kit komisyonları kapanıyor. Plan bütçe yok Semra. Mutup komisyonların hiçbiri çalışmıyor. Zaten yasalar geliyor saraydan. Ama bu çıkıyor. artık hiç olmayacak. Ne yok? Önerge yok. Yüce Divan'a gönderemiyorsun hırsızlık olsa, yolsuzluk olsa, soygun olsa gen yani soru yok. Yani hükümetin düşünme yöntemleri yok. Cumhurbaşkanı istemezse seçime bile gidemeyeceksin. Yani neyi anlatıyor? Bu halk hala yani neyi düşünüyor, neyin iyi olacağı konusunda bir ortak görüşe sahip. Gerçekten ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani ne değişecek? Kötüden daha kötüye gidecek. Hiçbir biçimde ancak bizim o Kafkas ülkelerindeki Türk cumhuriyetler gibi Semra. Ben Türkmenistan'a gitmiştim. Bizi bir yere götürdüler. Ee, parlamentoya gidecektik. Ya bir büyük devasa bir şeyin etrafında dolanıyoruz. Dedim burası ne? Dediler bak şu altın baraklı heykel, şu som altın şey. Dedi ki burası Saparmurat Niyazov'un sarayı. Sarayın büyüklüğü parlamento'nun 50 katı. Biz hangi duruma geldik bugün Semra? hangi duruma geldik? Yani bunu halkın doğru anlaması doğru. Bu, bu, bu öyle otobandan önceki son çıkış falan değil. Bu geri dönülmez bir yol. Siz bu oyu verdiğiniz gün bugün bakın neyi söylüyor Turgut Kazak? Adil bir seçim yapma olanak kalmadı bu ülkede diyor. Peki yarın başkan seçildikten sonra YSK Başkanı bugünkü tavırlarını gördünüz. Seçime bakışını gördünüz. Hı hı. Ya siyasi partilere bakışını gördünüz. Ya böyle bakar mıyız YSK'ya? Ne demek ya? Yani sen e demokratik an, algının e, tamamıyla yok olduğunu bize yansıtıyor YSK e, başkanının yaklaşımı. Ne demek zaten. yani bir şey elinde kanun var, hukuk var. Sen yargı adamısın. Bak da kardeşim de ki bu parti girer ya da girmez. Buna diyor sonra karar vereceğiz de talimat bekliyor. E şimdi siz bu yapıyla bu yapıyla <laughs> yarın gel. Bu yapıyla. <gülüyor> <gülüyor> henüz evet. Gelmedi. Yani saray gir derse izin verecek, girme derse ona uygun gerekçe hazırlayacak. Şimdi Semra, bugün bunu tartışıyorsak, yarın başkanlık geldikten sonra ortaya adil bir seçim sistemi ya da e, açık oy, açık sayım değil, e, açık oy gizli sayıma dönmeyeceğini meçhul. Nasıl sen, mesela diyelim ki espri yapıyorlar ama bence doğru. Çıksa dese ki başkan, ya biz bir hafta önce zaten seçim yaptık, ben bir daha seçildim. Nasıl itiraz edeceksin? Yani bunu diyebilir. Çünkü bu yetkisi var. Sandığı nasıl getireceksin? Sandık için o kadar zorlaştırma var ki başkan istemezse, kendi kendini feshetmezse ülkede hiçbir şey değişmiyor. Kendini bir dönem daha seçtirebilir. Sandığı ayarlayabilir, YSK ayarlayabilir, yargı. Yani seçim bitti, sandık bitti. Bu son. Son bu. Son kapatıyoruz yani. Şey, kapatıyoruz ya. Türkiye Cumhuriyeti batı tipi bir ilerlemekte olan özgür bir demokrasiden Kafkas tipi, biraz da Bağız tipi bir tek adam yönetimine doğru sürükleniyor. Yani parlamento muhabirliğinin de geçen arkadaşlarla konuşuyoruz. Bir anlamı yok Semra. Çünkü parlamentoya bir şey gelmiyor. Gelmeyecek. Her şey orada. Bakanlar orada, tasarlar orada hazırlanacak. Çoğu Yasayı parlamentoya getirmeyecek, bütçeyle ilgili düzenlemeleri kendi yapacak. Oraya da giriş çıkışlar o kadar sınırlı ki, oranın mutfağında çalışmak da mümkün değil. E, tabii. şeffaf değil çünkü. 60 kişi bir ülke yönetecek. Ya, parlamento muhabirleri açısından söylüyorum. 60 kişi bir ülke yönetecek Semra. 60 insan bir insan ağzına bakacak. O insan çıkıp yanıldım dediği zaman ülke kaybedecek. Belki de coğrafya kaybedecek. Kimse itiraz edemeyecek. Evet. Bürokrasi sağlıklı işlemeyecek. İşte bu, işte bu Semra. Yani parlamento muhabirliğine artık ihtiyaç var mı diye konuşulan bir ortamda neyin demokrasisini söylüyoruz? Neyi konuşuyoruz biz ya? Döviz mi düzelecek? İhracat mı artacak? Ekonomi düzelecek? Yani Allah için havadan para alan, yardım alan insanların cebine biraz daha mı para girecek? Yani bu kadar büyük rüyayı nasıl görüyorlar ya? Kimler bu hayali bu insanlara gördürüyor? Nasıl bir rüya içindesiniz siz ya? Bitiyor. Bitiyor. Türkiye'de bir dönem kapanıyor. Yani bu Demin anlattım. Hani Torbayas'ı anlattım. Parlamentonun çalışma sistemini anlattım. Bu demek değildir ki bu parlamentoyu fasit Tam tersi. Parlamentonun bütün kurumların ve kurullarının işlemesi lazım. Yasalara göre çalışması lazım. Güçlü bir parlamenter sisteme Türkiye'nin ihtiyacı var Semra. Bir sürükleniyoruz yani. Tabii bu anlamda bu anlamda sonuçta baktığımız zaman sürüklendiğimiz yer neresi? 24 Haziran seçimleri. Seçim hazırlıkları bağlamında yine partilere bakalım. İstersen süre, süreyi de şu anda değerlendirirken. Konuşalım. Meclisin genel kurulda bugün geçecek olan o erken seçim önerisiyle teklifiyle birlikte YSK takvimini göreceğiz. Takvim ne öngörüyor? Öncelikle e, tabii ki YSK'nın seçime katılabilir partileri açıklaması. Bu bağlamda gözleri İyi Parti'de. İyi Parti seçime gireceğim diyor ama YSK bir şey demiyor. E, Demokrat Parti seçeneği konuşuluyor. Diğer partiler hazırlıklarını hızlandırmış durumda. E, baktığın zaman sen e, İyi Parti ile ilgili kulisleri de görüyorsun, e, takip ediyorsun. E, durum ne? Demokrat Parti seçeneğinde mi ağırlık var? Ha Semra, İyi Parti e, yani kendi yöneticilerin daha önceki beyanlarına bakarsan bu e, seçim tarihi İyi Parti'nin seçime girmesi için yeterli bir süre değil. E, yani İyi Parti eğer YSK'nın insafına terk edilirse bu da sarayın insafına terk edilmiş anlamına gelecek. Yani saray ne karar verirse o olacak. Benim gördüğüm İyi Parti mutlaka kendine bir çözüm yolu arayacak. Benim gördüğüm çözüm yolu Demokrat Parti dışında başka bir seçenek yok. Yani Demokrat Parti mesela ANAP seçimi hazır değil. Örnek diyorum bunu tabii birlikte seçime girsinler diye söylemiyorum. O yeterliliği sağlamıyor. Demokrat Parti dışında bir Saadet Partisi var. Saadet Partisi ile Böyle bir yöntem ya da yol arayışına girebilirler mi? Hı hı. Bu konuda aralarında daha çok problem var. Demokrat Parti ile daha yakın ilişkileri ama bunun karşılığında Demokrat Parti'ye bir şeyler vaat etmek zorunda İyi Parti. Yani Demokrat Parti'nin bir kontenjanı olacak. Tabii ana çatı Demokrat tabii, Parti tabii, olacağı tabii, için tabii. İyi Parti şu anda oysa ki e, ilgi tabii, çekici olan. Tabii. E, orada bir dengesizlik var. Yani isim konusunda ne yapacaklar? İttifakı eğer MHP, AKP gibi yaparlarsa ittifak şeyine İyi Parti'yi yerleştirip diğer partiyi nasıl entegre edecekler? Oyu nasıl isteyecekler? İyi Parti'nin ismini, logosunu nasıl kullanacaklar? Kullanmak zorundalar. Çünkü... İyi Parti, Demokrat Parti'ye göre çok daha baskın bir parti şu an. Yani çok daha iddialı bir parti. Bu çok zorlu bir süreç önümüzdeki dönem. Ama ben her şeye rağmen e, YSK'nın e, Meral Akşener'i ya da İyi Parti'yi mağdur duruma sokmamak için saraydan talimat almasını bekliyorum. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti'nin seçime girmesi konusunda ben bunları tabii şey, iyi niyetli demokratik kurallar gereği değil de Bunları kahraman yapmayayım. Yani bunları mağdur etmeyeyim. Ben gittim hapishanede yattım. Hı hı. Onun de 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyorum. Bunlara böyle bir yol açarsa, bunlar da 16 yıl gelir gitmez diye mi bir düşüncesi var bilmiyorum ama sanki İyi Parti'yi seçime sokmak için bir formül arayışı var. Yani benim gördüğüm o AKP kanadında da. Hani tek mağduriyet yaratmama anlamında. Aynen o. Yani başka bir gerekçesi Hı. yok. Hani Çünkü iyilik şöyle, olsun diye değil. Şöyle İyi Parti seçime giremese bile Meral Akşener 100 bin imzayı bulup seçime girebilir. Mağduriyetten oy alabilir. Aynen dediğin gibi. Yani de bunun için ha. seçime girsin. Ya, evet girme seçime formülü. seçime Hı. sokma konusunda yani SYK başkanının kusura bakmasın da talimat bekliyor dedin ha, zaten. Yani o, <laughs> ama kendisi onu dedi ben demedim. Ne dedi? Ya buna bakacağız de. ya bir partinin seçime girme koşulların yeterliliğini sağlayıp sağlamadığı. Neye bakacaksın belli zaten. Yani hayır sorsan söyler Semra yani birine sorsan yolda geçer. Altay önce e, kongresini yapmış olacak işte e, şu kadar il ve bu kadar ilçede örgütlenmesini tamamlayacak tamam başka şart şey, başka koşulu yok. E söylesene bunu sen yüksek seçim kurulu başkanısın bir söyle neyi soracaksın neyi değerlendireceksin. Kime danışacaksın? Yani şimdi böyle bir yöntemle böyle bir ülke senin sorduğun sorunun devamı bu. Yani neyin garantisi var ki? Yarın öbür gün YSK seçim kurallarını tekrar değiştirirse nasıl engelleyeceğiz hemen? Çok acayip. Tabii böyle bir ortamda seçime gidiyor olmak, bu koşullarda, bu yansımalarla beraber insana garip geliyor. Ah ülkem ah diyorsun ama Fatih Ertürk yapacak da bir şey yok. Böyle tabii. bir süreç yaşıyor. Bize de bu düştü. Bu süreci yaşamak düştü. Doğru duracağız, haklı duracağız. Zeminimizde, e, mücadelemizde sürdüreceğiz. Kolay gelsin Fatih Ertürk. E, tabii Fatih'i e, sevgili izleyiciler meclise uğurlayacağız kendisini. Bugün yine meclisteki o yaşanacakları bize ambian aktarmak üzere hoşçakalın diyoruz, hayrolsun diyerek.